Beşir! Yılmaz Bey. Nasıl tanıdım ama? Nasılsın oğlum? Yine öksürüyorsun bakıyorum. Yok, daha iyi. Size birkaç kez not bıraktım. Evet evet, aldım haberlerini. Hem teşekkür etmek istedim, hem iyi olduğumu söyleyeyim istedim. Sevindim. Bak, yakında sefere çıkıyoruz yine. Şimdi onun işlemleri için geldim ben de şirkete. Gel, seni de götüreyim. Sağ olun. Bu sefer sıcak yerlere gidiyoruz, hasta etmeyiz seni. Teşekkür ederim. Ailemin yanındayım artık. Çok istiyordum buralardan gitmek. Ne oldu? Ben zaten yakında gidiyorum. Memlekete. Anladım. Seni gördüğüme sevindim. Ben de öyle. Bak, fikrini değiştirirsen ara mutlaka. Bana ulaşamazsan acentaya haber bırak, alırım seni yanıma. Tamam mı? Hoşça Teşekkürler. Kal. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle. Size iyi yolculuklar. Kim bu adam? Çalıştığım geminin elektrik zabitiydi. Çok iyi bir adamdır. Tekrar aklını çelmedi inşallah. Hayır. Efendim sevgilim. Müsait misin canım? Gemide misiniz hala? Şimdi bitti işimiz. Kızımızın balayı organizasyonunu yaptık. Yani memnun mu bari? Çok. Gemi harika Adnan. Gerçekten romantik bir balayı olacak. Evet. Sevindim. Nedir sonraki program? Bilmiyorum vallahi. Ben Nihalet abiyim. Onlarla olurum bütün gün herhalde. Biz seni daha fazla yormayalım. Gerisini biz hallederiz. Yemeğe mi gidelim diyecektin? Ekebilirim de onları. Maalesef bugün buradan çıkamıyorum. Ne yapıyorsunuz Nihal Hanım? Tamam canım, konuşuruz. Hafta sonu Arsen Sultan çiftliğe davet ediyor. Firdevs Hanım'la Çetin Özler'in davetine katılamadığı için bir kutlama da çiftlikte yapalım diyor. Ne dersin? Olabilir, söylerim anneme. Tamam. Çocuklara da söyle o zaman, hafta sonu program yapmasınlar. Söylerim şimdi. Öpüyorum. Ben de canım. Çok öptüm. Bay bay. Bay bay. Hafta sonu birlikte çiftliğe gidiyoruz. Herkes gelecek, babanın talimatı. Geliriz tabii. Şaka maka. 3 sene oldu siz evleneli. 3,5. Ne çabuk geçiyor günler. Çocuklardan anlıyorum ben de. Aman bir yürüsün, bir konuşsun. 1 yaşına gelsin. Yok okula başlasın, okulu bitirsin derken bir bakıyorsun anne baba olmuşlar. Yaşlanıyorum diye dertlenme. Benden genç duruyorsun. Hayır, geçen gün düşünüyordum da. Nihat'la tanışmadan önceki birkaç ayı nasıl ağlayarak, sızlayarak geçirmiştin. Aptal gibi. Ya şimdi böyle söylüyorsun. O zaman Behlül için kanla gözyaşı döküyordun. Üstünden 1000 yıl geçmiş gibi geliyor. Seni aldattığı kızın adı neydi? Nereden çıktı şimdi bu? Hatırlıyorsundur. Numara yapma. Böyle şeyler unutulmaz. Ay, çocukluk aşkıymış hani. Neydi adı? Neden durup dururken açtın şimdi bu konuyu? Kesin altında bir şey var değil mi? Hı hı. Olabilir. Ben de ısrarla yemek yiyelim deyince ne sevinmiştim. Gerçekten benimle olmak istediğini düşünmüştüm. Ama sebep başkaymış. O kızı bulmam lazım Peyker. Bihter için çok önemli. Hadi görüşürüz, size kolay gelsin. İşin bitince ara istersen, eve birlikte döneriz. Yok, evde görüşürüz artık. Görüşürüz. Thank you.
Bihter'e sinirlendin biliyorum ama yine de sen git demeseydin keşke. Sen git demedim. Bundan sonrasını biz hallederiz dedim. Peki gerçekten doğru mu anlattıkları? Ben başıma gelecekleri biliyordum ya. Anlat işte, ne var, doğru mu? Ben bir unutmuşum gitmiş. Nereden hatırladı? Niye anlattı bilmiyorum ki. Unutulacak gibi bir şey değil ama. Ya bırak Allah aşkına, ne olur. Saçmaladı işte gereksiz yere. Konuşmaya bile değmez. Aslında eve döndüğünden beri huyu değişti Bihter'in. Sürekli benim canımı yakmak ister gibi bir hali var. Sürekli bir laf sokmalar, bir şeyler. Dün Firdevs Hanım'la konuşurken... İstersen biz de inelim mi? Buradan yürüyerek devam edelim. Hava çok güzel. Olur. Beşir, dur burada. Sen hatta eve dön. Buradan biz taksiyle döneriz. Bekleyebilirim. Gerek yok. Git. Peki efendim. Sağ ol. Thank you.